Herkese merhaba. Bu derste every ve all kelimelerine bakacağız. Nispeten daha kolay bir ünite. Çünkü bir önceki ünitede 9 tane yapıya bakmıştık. Burada sadece 2 tane var. Ve çok basit aslında. Türkçe karşılıkları da var. Çok basit bir kuralı var. Ona göre söyleyeceğim ve egzersizlerini yapmaya çalışacağız. Şimdi every her demek. All ise tüm ve bütün demek. Kullanım farkı var. Nasıl? Every flower diye kullanıyorum mesela. Her çiçek demek için every flower diyorum. Ama bütün çiçekler derken Türkçe'de de olduğu gibi all flowers şeklinde kullanıyorum. Yani every flower derken tekil söylüyorum. All flowers derken çoğul şeklinde söylüyorum. Eğer ki bir zaman yapısı olacaksa buna göre tekil mi çoğul mu zaman yapısı ona göre değişecek. Mesela every flower has a leaf derim. Her çiçeğin bir yaprağı vardır gibi atıyorum. Every flower dediğim için has diye kullanıyorum. Tekil olarak kullanıyorum fiilini de. Geniş zamandan bahsederken. Ama all flowers dersem have diye kullanacağım. Geniş zamanda they için yani onlar için have kullanıyorum. He, she, it için buradaki every flower'u it'e tekabül ediyor. Onun için de has kullanıyorum. Böyle bir fark var. Zaten bunu çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Öncelikli kuralımız şu. Every'i tekil olarak düşünüyorum ve tekil isim ve tekil fiil kullanıyorum. All ise çoğul olarak düşünüyorum. Çoğul isim ve çoğul fiil şeklinde kullanıyorum. Şimdi every flower ve all flowers demiştim. Verdiği örnekte biraz farklı vermiş. Demiş ki every house in the street is the same demiş. Caddedeki her ev aynı demek. The same diye kullanıyorum. Dikkat edin the konusundan kalma bir şey. Every house diye kullanıyorum. Sonrasında ise tekrar every house in the street demiş. Eşittir demiş. All the houses in the street. Aslında aynı anlama geliyor. Her ev ya da bütün evler dediğimizde aynı şeyi ifade etmiş oluyoruz. Ama all the houses diyorum. Ben cümleye örnek verirken ünitenin başına all flowers dedim. Burada all the houses demesinin sebebi yani the kullanmasının sebebi caddedeki evlerden bahsettiği için. Belirli evlerden bahsettiği için the şeklinde kullanıyor. Yoksa genel anlamda benim bahsettiğim gibi bütün çiçekler deseydim all flowers derim. Bütün evlerden bahsediyorsam all houses şeklinde kullanırım. Ama caddedeki evler olduğu için all the houses diye kullanıyorum. Ama bir üstünde every house in the street dediği yerde every'den sonra the kullanılmıyor. Böyle bir kuralı var. Belirli olsun ya da olmasın every house diyorum, every flower diyorum. Ama çoğul yaparken eğer ki belirli ise all the houses, all the flowers şeklinde kullanıyorum. Böyle basit bir kuralı var. Bunu öncelikle not edin isterseniz. Şimdi tekrar açıklamasına geçmiş neler söylemiş. We use every plus singular'dan. Tekil bir isimle kullanıyoruz demiştim. Every house, every country gibi. Örnek cümleler vermiş, neler söylemiş. Sarah has been to every country in Europe. Sarah, Europe'taki her country'ye yani her ülkede bulundu. Yani her ülkeye gitti anlamında aslında. Every country şeklinde kullanıyorum. Tekil kullandım. Every summer demiş, her yaz demiş. Every summer we have a holiday by the sea. By the sea, deniz kenarında demek. Her yaz deniz kenarında tatil yaparız anlamında. Every summer diye kullanıyorum, her yaz. She looks different every time I see her. Onu her gördüğümde demek aslında ya da her zaman yani onu gördüğüm her zaman farklı görünüyor demek. Every time her zaman diye düşünebilirsiniz. The'lar yok dikkat edin ve tekil kullanıyorum. Sonrasında use a singular verb demiş. Dersin başında söylemiştim ya tekil bir isim ve tekil bir fiil kullanıyorum. Singular verb'ten kastı şu. He, she, it ile kullandığım fiilleri nasıl kullanıyorsam yani have değil de has kullanıyorsam bu da aynı şekilde are değil de is kullanıyorum mesela. Örnek verdiği örnek cümlede every house'tan bahsetmiş yine. Every house in the street. Caddedeki her ev is the same şeklinde kullanmış. Buradaki fiilim is. Eğer ki çoğul bir şey kullansaydım are diye kullanacaktım. Ama tekil olduğu için every house o yüzden is şeklinde kullanıyorum. Dırdır eki anlamı veriyor. Aynıdır demek. Caddedeki her ev aynıdır anlamında. Sonrasında every country has a national flag. Her ülkenin ulusal bir bayrağı vardır demek. Bayrağı sahiptir. Normalde have fiili ama he, she, it ile country burada it yerine kullanıyoruz. Ya da country yerine it kullanırız normalde. O yüzden has şeklinde yapıyorum. Have değil has de yapıyorum. Yani tekil bir isim ve tekil bir fiil şeklinde yapıyorum. Sonrasında compare every and all demiş. Every all'u karşılaştıracağız. Every student demiş. All the students demiş. Every student in the class passed the exam. Sınıftaki her öğrenci sınavı geçti. Aynı anlam aslında. All the students in the class passed the exam. Sınıftaki bütün öğrenciler sınavı geçti. Every student diye kullanıyorum. All the students diye kullanıyorum. Öncelikle sınıftaki öğrencilerden bahsettiğim için belirli öğrenciler olduğu için the kullandım ve çoğul şekliyle kullanıyorum. Every student ama all students diye kullanıyorum.
country ile ilgili bir örnek vermiş. Every country has a national flag demiş. Her ülkenin ulusal bir bayrağı vardır demiştik. Burada ise all countries demiş. Hangi ülkeler olduğunu bahsetmiyor. Yani mesela Avrupa'daki tüm ülkeler deseydi all the countries diyebilirdim. Ama genel anlamda her ülkeden yani tüm ülkelerden bahsettiğim için the'sı yok. O yüzden sadece all countries diye kullanıyorum. Açıklaması buydu. Şimdi bambaşka bir konu var burada. Every day and all day şeklinde. Burada anlamı değişiyor. Dikkat edin. All days demiyorum. All day şeklinde kullanıyorum. Normalde all'la çoğul kullanıyordum. Ama bu farklı bir yapı. Every day her gün demek. All day bütün gün demek. Şimdi örneklerine bakalım. Ne demek istediğini tam anlayacaksınız. Aslında Türkçe'de tam karşılıyor. Evde her gün demiş. On all days demiş. Tüm günlerde demek aslında. How often diye sormuş. Ne kadar sıklıkla. Every day derseniz haftanın her günden bahsediyorum. Buraya yazmış. Sunday, Monday, Tuesday diye. İşte pazar, pazartesi, salı diye yazmış. All day dersen bütün gün demek. Yani günün başlangıcından sonuna kadar demek. Tam Türkçe karşılığı. Karşılıyor aslında. Hiç böyle açıklamaya bile gerek yok. Every day her gün demek. All day bütün gün şeklinde kullanabilirsiniz. Örnek cümlelere bakalım neler söylemiş. It rained every day last week. Geçen hafta her gün yağmur yağdı demek. Burada ise it rained all day yesterday. Dün bütün gün yağmur yağdı demek. Tekrar söyleyeyim. It rained every day last week. Geçen hafta her gün yağmur yağdı. It rained all day yesterday. Dün bütün gün yağmur yağdı demek. Son iki cümlede ne vermiş? Bu ilk cümle aslında çok net açıklayan bir cümle. Bunu aklınızda bir yere yerleştirirseniz bir daha every day ve all day asla unutmazsınız. Her zaman kullanabileceğimiz bir cümle zaten. Sonrasında Bill watches TV for about 2 hours every evening. About yaklaşık demek burada. Normalde hakkında anlamı var ama eğer ki bir sayıyla rakamla veriyorsanız yaklaşık anlamına gelir. Yaklaşık 2 saat boyunca her akşam yaklaşık 2 saat televizyon izler demek. Every evening şeklinde kullanıyorum. Her akşam demek. Burada ise on Monday, pazartesi günü tek bir günden bahsediyorum. I watch TV all evening. Bütün akşam televizyon seyrettim demek. Bütün gece televizyon izledim derken all evening şeklinde kullanabilirsiniz. Also demiş. Every morning, every night, every summer. Bunları kullanırsam ne demiş olurum? Every morning her sabah, every night her gece, every summer her yaz. All morning bütün sabah, all night bütün gece, all summer bütün yaz anlamında kullandığım bir şey. All evening bütün akşam ama Türkçe'de bütün akşam diye bir şey kullanmıyoruz. Biz ona da gece diyoruz ama normalde İngilizce'de evening akşam, night ise gecedir. Bunlar bu kadardı. Bir de body, think ve wear kalıplarına geleceğiz. Bir önceki derste görmüştüm. Mesela somebody dedik, biri dedik. Something bir şey, somewhere bir yer demek. Every ile kullanırsam everybody herkes, everything her şey, everywhere ise her yer demek. Everybody dediğimde herkes diyorum. Sanki çoğul bir şeyden bahsediyorum ki aslında öyle Türkçe için geçerli. Ama İngilizce'de bu şekilde değil. Yine tekil olarak düşünülüyor ve tekil fiil kullanıyorum. Ne demiş mesela? Everybody needs friends demiş. Herkesin arkadaşlara ihtiyacı vardır. Need fiili geniş zamanda tekil bir şeyle yaptığım için needs diye kullanıyorum. Yani S takısı getiriyorum. Burada dediğim gibi bu yapılar çok basit ama bunları kullanabilmeniz için tense konularını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer ki bilmiyorsanız ya da unutuyorsanız önce tense'lere bir geri dönün, notlar alın. Ben zaten söylüyorum size ama yine de bunları bilerek bu üniteleri çalışmaya çalışın. Ne demiştim? Everybody needs friends dedim. Herkesin arkadaşa ihtiyacı vardır. Tekil olduğu için S takısı getirdim. Altta ne demiş? All people need friends demiş. Everybody'nin karşılığı all people'dır ama kullanmayız böyle. Bunun yerine all body şeklinde kullanıyoruz. Sadece karşılığını vermiş burada. Sonrasında have you got everything you need? İhtiyacın olan her şeye sahip misin demek. All the things you need demiş. Everything ya da all the things. Have you got everything you need? İhtiyacın olan her şeye sahip misin demek. Everything her şey. Son cümlede ise I lost my watch. Saatimi kaybettim. Watch hem izlemek hem saat anlamında. I looked everywhere for it. Her yerde onu aradım demek. Look for aramak demek. Everywhere de her yer. Yani everybody ya da everyone herkes, everything her şey, everywhere her yer demek. Daha önceki üniteleri biliyorsanız bu artık çok basit. İki bildiğiniz şeyi birleştirmiş oldunuz aslında. Sonrasında ne demiş? Use a singular verb after everybody, everyone, everything. Singular verb'ten kastı şu. Yani he, she gibi düşüneceğiz ve ona göre bir fiil getireceğiz. Eğer ki geniş zamandaysa s takılı halini getireceğim. Ama have'in farklı bir hali var. Have's diye bir şey yok. Onun yerine has şeklinde yapıyorum. Everybody has problems. Normalde fiilin yalın hali have. Ama he, she ile bunu has şeklinde kullanıyorum.
Everybody de he ve she'yi karşılıyor aslında, ikisini birlikte belirsiz bir şekilde. O yüzden everybody has problems şeklinde kullanıyorum. Not everybody have diye kullanmış. Çoğulu olmadığı için have değil has şeklinde kullanıyorum. Are değil is diye kullanıyorum. Go değil goes diye kullanıyorum. Eğer ki bilmiyorsanız simple present'ı ya da unutuyorsanız özet olarak bunu söyleyebilirim. Şimdi çok kısacık bir özet geçelim bununla ilgili. Ne demek olduğuna ve nasıl kullanıldığına, sonra egzersizlere geçelim. Every her demek, all tüm demek. Every'yi tekil isimlerle ve tekil isim olduğu için de tekil fiille kullanıyorum. All'u ise çoğul isimlerle ve çoğul fiillerle kullanıyorum. Every'den sonra the gelmiyor. Every house diyorum ama eğer ki belirli evlerden bahsediyorsam all the houses diyorum. Burada belirli ev olsa da yine every house diyorum. Every'den sonra the gelmediği için. Belirli evlerse all the houses, belirsiz evlerse all houses şeklinde kullanıyorum. Bu kadardı. Başka ne vermişti? Every and all vermişti. Bunu zaten anlatmıştık. Every day her gün demek, all day bütün gün demek. Kısaca özeti bu. Everybody, everything, everywhere, herkes, her şey ve her yer şeklinde kullanabilirsiniz. Şimdi birazdan egzersizlere geçeceğiz. İlk bölümde bizden every'yi kullanmamızı istiyor. Yani her kelimesini kullanacağız. Complete the sentences, cümleleri tamamlayın. Use every plus these words. Every ve yanında da bu kelimeleri kullanacağız. Kelimelerin anlamlarına bir bakalım bilmeyenler için. Day gün demek. Room oda demek. Student öğrenci demek. Time zaman. Work de kelime demek. Şimdi every ile kullandığım için dikkat edelim, sadece tekil kullanmam gerekecek. Yani every student dediği gibi. Every student in the class passed the exam. Sınıftaki her öğrenci sınavı geçti. Az önce verdiği cümleydi zaten. Every student diye kullandım. İkincisini biz yapmaya başlayalım artık. My job is very boring. İşim çok sıkıcı. Blah blah is the same. Ha, aynı demek. Nesi aynıdır? Buradan kelimelere bakalım. Her gün aynı diyebilirsiniz mesela. Every day is the same. Ben de yazayım bunu. Every day. Her gün aynı derken bu şekilde kullanabilirsiniz. Every day is the same şeklinde. Is ile kullanıyor. Dikkat edin. Tekil olduğu için. Çoğul olsaydı are kullanacaktık. 3 tane demiş. Kate is a very good tennis player. When we play she wins. Çok iyi bir tenis oyuncusuymuş. Biz oynadığımızda her defasında kazanıyor diyelim mesela. She wins. Her defasında derken time normalde zaman demek ama every time dersem her defasında demiş olurum. She wins every time şeklinde. Anlamı biraz değişti aslında. 4. cümlede başını boş bırakmış. Ne demiş bakalım? Blah blah in the hotel has satellite TV. Satellite TV uydu televizyon demek. Oteldeki her odanın uydu televizyonu var diyelim. Her oda derken every room şeklinde kullanırım. Every room in the hotel has satellite TV şeklinde. Every room dedim, her oda. 5'te did you understand what she said? Ne söylediğini anladın mı? Bunu hep söylüyorum. What she said ne söylediğini demek. Ne söyledi derken what did she say diye kullanırım. Ama ne söylediğini derken what she said şeklinde kullanıyorum. İkisi çok farklı birbirinden. Onu işleyeceğiz ayrıca. Ne diyeyim sonrasında? Most of it çoğunu demiş. But not... Ama, çoğunu ama her kelimesini değil diyelim. But not every word. Ne anladın demişti. Ne anladığını, ne söylediğini anladın mı diye sormuştum. Most of it çoğunu demek. But not every word ama her kelimesini değil anlamında. Şimdi burada every'yi kullandık. Burada ise every day ya da all day kullanacağız. Ne demekti? Every day her gün demek. All day bütün gün demek. Days değil ama day şeklinde kullanıyorum. Diğer yapıdan farklı şekilde. Ne demiş bakalım? Şimdi çok kolay everyday ve all day ama cümlede çok iyi anlamanız gerekiyor ki bunları yerleştirebilin. Demiş ki yesterday it rained all day. Dün bütün gün yağmur yağdı. O yüzden bütün gün şeklinde kullandım all day diye. Diğerinde ikincisinde I buy a newspaper blah blah. But sometimes I don't read it. I buy a newspaper gazete satın alırım. Ama bazen onu okumam. Bütün gün mü gazete satın alırsınız, her gün mü alırsınız? Her gün alırsınız. O yüzden I buy a newspaper every day şeklinde kullanıyorum. I buy a newspaper every day but sometimes I don't read it. Ama bazen okumam dedi. 3'te I'm not going out tomorrow. Yarın dışarı çıkmıyorum. I'll be at home. Evde olacağım. Her gün mü bütün gün mü? Yarın çıkmıyorsa eğer bütün gün evde olacaktır. O yüzden all day şeklinde kullanırım. I'll be at home all day şeklinde. Sonrasında I usually drink about 4 cups of coffee. About burada da yaklaşık anlamında. Çoğunlukla 4 kupa kahve içerim. Bütün gün mü dersiniz? Her gün mü dersiniz? Her gün dersiniz. Çoğunlukla her gün içerim anlamında. Every day.
Sonrasında 5'te Paula was ill yesterday. Dün hastaydı. So she stayed in bed. Bütün gün yattı deriz. Bütün gün yataktaydı. Pardon, yanlış yere tıkladık. So she stayed in bed all day şeklinde. Dünden bahsediyorum. Bir günden bahsediyorsanız eğer zaten all day şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da tamamen bildiğiniz gibi Türkçe düşünün. En basiti bence. 6'da. I'm tired now because I have been working hard. Şu an yorgunum çünkü I've been working başlamış ve devam etmiş, uzun bir süre devam etmiş, az önce bitmiş olan eylemlerden bahsederken kullanıyorum. Burada da şu anda yorgunum çünkü bütün gündür çalışıyorum demeye çalışacağız aslında. O yüzden all day şeklinde kullanıyorum. Her gün çalıştım deseydi I have worked derdim. Günler hala devam ediyorsa I have worked şeklinde kullanırdım. Gün hala bitmediği için I have been working şeklinde kullanıyorum. O yüzden bütün gün şeklinde söylüyorum aslında. Bu biraz present perfect continuous tense konusuyla alakalı bir şey ama biraz detaylı, çok detaya girmeyeceğim. Türkçe düşünebilirsiniz. Bütün gün çalıştım anlamında kullanabilirsiniz. Ya da bütün gündür çalışıyorum diye de düşünebilirsiniz. Son cümleye geldik. Last year we went to the seaside for a week. Geçen sene bir haftalığına deniz kenarına gittik. And it rained. Bir haftalığına gittik ve her gün yağmur yağdı diyelim. Eğer ki bir günlük gitselerdi bütün gün yağmur yağdı derdik. Ama bir haftalığına gittikleri için her gün yağmur yağdı dememiz daha mantıklı olur. O yüzden and it rained every day şeklinde yapıyorum. Her gün yağmur yağdı. Şimdi bu egzersizde write every or all demiş. Every ya da all yazacağız. Ama ünitenin başındaki gibi all'u düşünmeyin. Yani all the houses gibi bir şey olmayacak. Şunlar olacak. Every morning mi? Yani her sabah mı? All morning mi? Bütün sabah mı? Yani çoğul iki gelmeyecek bunlara. Bu yapıda gelmiyor. Evening, morning, summer, week. Başka işte winter gibi şeyler kullanırsanız eğer bir zamandan bahsederseniz every yıl ya da all year şeklinde o zaman çoğul iki gelmiyor. İkisini de aynı şekilde kullanıyorum. Biri her demek yani every morning dersem her sabah, all morning dersem bütün sabah anlamı katıyor. Şimdi bunu düşünerek yapalım egzersizleri. Bir de kendisi yapmış yine. Bill watches TV for about 2 hours every evening. Bunu zaten vermiş cümleyi çok tekrarladık. Her akşam demek her akşam yaklaşık 2 saat televizyon izler. İkincisini biz yapıyoruz artık. Julia gets up at 6:30. Saat 6:30'da kalkar. Every morning mi, all morning mi? Her sabah mı, bütün sabah mı? Her sabah. O yüzden every morning şeklinde yapıyorum. Bunları yazmayacağım, sadece söyleyeceğim. İkincisini every morning dedim. Üçte, the weather was nice yesterday. Dün hava güzeldi. So, bu yüzden we sat outside, dışarıda oturduk. All afternoon şeklinde yaparım. Bütün öğleden sonra dışarıda oturduk. Dünden bahsediyorum. O yüzden her öğleden sonra demem, bütün öğleden sonra derim. O yüzden all afternoon şeklinde kullanıyorum. Dörtte, I'm going away on Monday. Pazartesi günü bir yerlere gidiyorum demek. I'll be away blah blah week. Her hafta mı dışarıda olursunuz, uzakta olursunuz yoksa bütün hafta mı? Pazartesi gidiyormuş, bütün hafta burada olmayacağım derken all week şeklinde kullanırım. Buraya bir all yazdım. 5'te how often do you go skiing? Ne kadar sıklıkla kayak yapmaya gidersin? Bütün yıl mı gidersiniz, her yıl mı gidersiniz? Her yıl gidersiniz. O yüzden every year şeklinde yapıyorum. Usually in March demiş. Çoğunlukla Mart ayında anlamında. Mart'ta, çoğunlukla Mart'ta. Buraya da every year şeklinde kullandım. Worry at 6'da bir diyalog vermiş. Worry at home at 10 o'clock yesterday. Dün saat 10'da evde miydin demek. Yes demiş. Evet, evet I was at home. Bütün sabah evdeydim deriz. Dünden bahsediyorum çünkü her sabah demem o yüzden. Yes, I was at home all morning. I went out after lunch. Öğle yemeğinden sonra dışarı çıktım demiş. İlk başta ise I was at home all morning şeklinde bütün sabah diye kullandım. 7'de my sister loves new cars. Kız kardeşi yeni arabaları kız kardeşim yeni arabaları sever. She buys one. Her yıl bir tane araba satın alıyormuş. She buys one every year şeklinde kullanıyorum. Bütün yıl araba satın almaz. Her yıl bir tane satın alır. O yüzden she buys one every year şeklinde yaptım. I saw Sam at the party. Partide Sam'i gördüm. But he didn't speak to me. Ama benimle her gece mi konuşmadı dersiniz, bütün gece mi konuşmadı dersiniz. Akşam aslında gece diye söylüyorum Türkçe karşılığında. Yani Türkçe'de öyle kullandığımız için ama normalde akşam demek. Bütün akşam benimle konuşmadı diyelim. But he didn't speak to me all evening şeklinde kullanıyorum. Son olarak 9'da. We go away on holiday for 2 or 3 weeks. Blah blah summer. 2-3 haftalığına tatile gidiyorlarmış. Her yaz diye kullanırız. O yüzden every summer şeklinde yaptım. Bu bitti.
Son bölüm biraz zor. Ona gelmeden önce kolayını vermişler. Everybody, everything, everywhere şeklinde. Hangisini yapacağız? Everybody, herkes, everything, her şey, everywhere, her yer demek. Çok kolay ama cümleleri anlamamız gerekiyor. Everybody needs friends demiş. Herkesin arkadaşlara ihtiyacı vardır. Dikkat edelim. Everybody'den sonra, yani bütün evlilerden sonra everybody, everything, everywhere tekil anlamda bir şey kullanıyorum. O yüzden fiilleri eğer ki geniş zamandaysa s takısı geliyor. Sonrasında Chris knows blah blah about computers. Bunu yazayım. Chris knows her şeyi bilir deriz. Mümkün değil böyle bir şey ama bilgisayar hakkında her şeyi bilmek bence. Ama öyle söylemiş. Chris knows everything about computers demiş. I like the people here. Buradaki insanları seviyorum. Is very friendly demiş. Herkes diye kullanıyoruz. Herkes arkadaş canlısı. Herkes dostça. Everybody is very friendly şeklinde kullandım. Is diye kullanıyorum. Dikkat edin. Tekil. This is a nice hotel. Güzel bir otel burası. It's comfortable. Rahat demek. Konforlu demek. Belki buradan geliyordur. Comfortable, konforlu. Birbirine benzer kelimeler. It's comfortable and blah blah is very clean. Temiz demek clean ve her şey çok temiz deriz. And everything derim. Everything is very clean. 5'te Kevin never uses his car. Never hiçbir zaman asla demek. Asla arabasını kullanmaz. He goes blah blah by motorcycle. Buradaki by'ın anlamı ile demek. Motosikletiyle gider. Her yere deriz. He goes everywhere by his motorcycle şeklinde. 6'da ne demiş? Let's get something to eat. Bir önceki derste gördüğümüz bir şeydi. Ejaka ejaka eki getiriyor. Yiyecek bir şeyler alalım demek. Bu something, everything, nothing gibi şeylerden sonra to gelirse eğer ejaka ejaka eki katıyor. Let's get something to eat. Hadi bir şey, yiyecek bir şeyler alalım. Blah blah is hungry. Herkes aç diyeceğiz. Everybody is hungry. Bu nereye yazdı? Böyle everybody. Everybody is hungry şeklinde yaptım. 7'de Sue's house is full of books. Full of books kitaplarla dolu demek. Yani full of dolu demek. Sue'nun evi kitaplarla dolu. There are books, kitaplar var. Herkes mi deriz, her şey mi deriz, her yer mi deriz? Her yerde anlamında everywhere kullanıyorum. Everywhere sadece her yer demek değil. Her yere, her yeri, her yerde hepsi anlamına geliyor. Everywhere şeklinde kullandım. Başka bir şey kullanmıyorum. In, on, at gibi bir şey kullanmıyorum. Normalde DDA ekini vermek için in, on, at kullanıyordum. Ama everywhere'in kendiliğinden bir her yerde anlamda olduğu için kullanmama gerek yok. O yüzden there are books everywhere şeklinde yaptım. 8'e you are right demiş. Right haklısın demek burada you are right derken. Right doğru demek, sağ demek ve haklı demek. You are right haklısın. Blah blah you say is true. Doğru demiş, you say söylediğin demek. Everything you say is true. Söylediğin her şey. Aslında everything that you say demek ama siz daha who, which, that'i bilmediğiniz için ya da sadece benim derslerimi takip edenler bilmediği için orada bir gizli that olduğunu görmeyebilirler. That diye bir şey görürseniz çoğunlukla the anlamı katar. Yapan, eden ya da the anlamı katacaktır. Burada da normalde everything that you say, söylediğin her şey demek istiyor. Ama that'i atabiliyoruz böyle cümlelerde. Sadece everything you say diye kullanabilirim. Söylediğin her şey doğru demek. Çok relative clause diye bir konum var. Orada işleyeceğiz bunu. Çok detaylı bir konu. Son egzersiz biraz zor. Şu açıdan zor. Everybody'leri kendisi veriyor. Burada vermiş everybody, everybody, everyone demiş. Everything demiş. Bunlar okey. Biz cümleye kendimiz başka bir fiil koyacağız. Ya fiil olacak ya yardımcı fiil olacak. Burada sizin aslında genel anlamda tense bilginizi ölçmeye çalışıyor. Bir yardımcı fiil olabilir, fiil olabilir. Eğer ki geniş zamandaysa fiile s takısı getireceğiz. Bunlara dikkat edeceğiz. Bence kapatın. Videoyu durdurun yani. Kendiniz yapmaya çalışın. Bakalım ne kadarını yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Şu 8'den 4 tanesini yapsanız bile iyidir. Sonrasında benle birlikte yapmaya çalışın. Ben şimdi başlıyorum. Everybody has problems demiş. Herkesin sorunları vardır. Sahip olmak anlamında birinin bir şeyinin olması derken daha önce söylemiştim. There is, there are, var demek. Benim var, senin var, onun var derken have, has şeklinde kullanıyorum. Everybody tekil olduğu için has diye kullandım. Üçüncü tekil şahıstan bahsediyorum. Everybody has problems. Herkesin sorunları vardır demek. İkincisinde are you ready yet? Henüz hazır mısın demek. Everybody blah blah waiting for you. Herkes seni bekliyor diyeceğiz. Waiting diye kullanmış. Present continuous'ta kullanmamız gereken bir şey. Seni bekliyor derken kullanıyorum. O yüzden buraya bir yardımcı fiil eklemem gerekiyor. Everybody is waiting for you. Eğer ki çoğul olsaydı, çoğul bir yapı olsaydı are waiting diyecektim.
Everybody tekil yapı olduğu için is waiting şeklinde kullandım. Present continuous tense bu. Sonrasında the house is empty, ev boş. Everyone blah blah gone out. Go gitmek demek, go out dışarı çıkmak. İkinci hali went out, üçüncü hali gone out. Ne zaman üçüncü halini kullanıyorum? Present perfect tense'de kullanıyorum. Present perfect tense yapısı da şuydu, have has. Everyone olduğu için has diye kullandım. Everyone has gone out şeklinde yaptım. Yeni gitmişler, ev hala boş, o yüzden perfect tense şeklinde kullanıyorum. Dörtte, Gary is very popular. Çok popülermiş Gary. Everybody blah blah him. Bu popüler insanlar için kullanılan bir yapı var. Okullardaki popüler çocuklardan bahsederken kullanılıyor genelde kitaplarda. Herkes onu sever diyeceğiz. Sanki popüler insanları herkes severmiş gibi öyle bir algı var. Everybody likes him deriz. Herkes onu tanır da diyebilirsiniz isterseniz. Everybody knows him. Ama genelde okul kitaplarında bu yapıyla like şeklinde veriliyor. Eğer ki bir lisede falansanız bu tarz sınavlarda karşınıza çıkarsa aklınızda bulunsun. Böyle popüler insanların sevildiği yönünde boşluk doldurmalar verilebilir. Aklınızda bulunsun. Likes dedik sever ya da knows dedik herkes onu tanır şeklinde. 5'te this town is completely different now. Completely tamamen demek. Complete tamamlamak demek. Şurada veriyor ya completely sentences diye. Completely de tamamen demek. Tamamen farklı şimdi demiş. Everything blah blah changed. Her şey değişti. Normalde everything changed diye bir cümle yapabilirsiniz. Geçmiş zaman cümlesidir. Ama geçmiş zaman cümlesi yapmam için geçmişten bir tarih veriyor olmam gerekiyor. Belirli bir zamandan bahsediyor olmam gerekiyor. Ya da bir hikaye anlatıyor olmam gerekiyor. Burada her şeyin değiştiğini ve hala değişmiş olduğunu belli etmem için perfect tense kullanırım. Ne zaman değiştiği belli değil. Geçmişte bir zamanda değişti ve hala da değişmeye devam ediyor. Süreç bitmedi. O yüzden perfect tense kullanıyorum. Perfect tense'in yapısı neydi? Az önce de kullanmıştık. Have, has. O yüzden buraya everything olduğu için has diye yaptım. Everything has changed diye yaptım bunu. 6'da I got home very late last night. Dün gece eve çok geç gittim. I came in quietly. Quietly sessizce demek. İçeri sessizce girdim. Because everyone blah blah asleep. Dün geceden bahsediyorum. Dikkat edin. Uykudaydı diyeceğiz. Herkes uykudaydı. İti ekini was'la veriyorum. Everyone was asleep. Buradaki asleep sıfattır. Sıfatlarla da bir be fiili kullanman gerekiyor. Her cümlenin bir fiilinin olması lazım. Bu fiil go olabilir, like olabilir, swim olabilir, think olabilir, remember olabilir. Bunların hepsi birer fiil. Bir de be fiili var, olmak fiili. Türkçe ile bağdaşmıyor, o yüzden biraz zor geliyor. Eğer ki cümlede bir fiil görmediyseniz, bir isim varsa, bir sıfat varsa o zaman bir be fiili kullanmanız gerekir. Be fiilin de çekimleri vardır. Şu anki şeylerden bahsederken, yani şu anki zamandan ya da geniş zamandan bahsediyorsan am is are kullanırım. Bu cümlede olduğu gibi dün geceden bahsediyor, geçmiş bir şeyden bahsediyorsam eğer was were kullanırım. Burada da was asleep dedim. Eğer ki perfect tense'den bahsetmeniz gerekiyorsa o zaman have been, has been şeklinde kullanırım. Be fiilin çekimleri bunlardır. Kısa bir açıklama yaptıktan sonra 7'ye geçelim. Everybody blah blah mistakes. Mistakes hatalar demek. Herkes hatalar yapar diyeceğiz. Make a mistake diye kullanılıyordu. Bir hata yapmak. Mistakes dediği için e'sini kullanmıyorum. Hatalar diyeceğim. Make diye kullanırım. Everybody makes mistakes diye kullanıyorum. Neden makes dedim? Normalde make mistakes geniş zamandan bahsediyorum. Herkes hata yapar, hatalar yapar diyorum. O yüzden geniş zamanda bir he, she, it için bir s takısı gerekli. Everybody için de bir s takısı koymam gerekiyor. O yüzden makes mistakes diye yaptım. Son olarak bir diyalog vermiş. İki tane de boşluk bırakmış. Blah blah everything clear. Clear temiz demek normalde. Her şey anlaşılır mı anlamında kullanacağımız bir soru aslında bu. Nasıl kullanırım? Soru cümlesi soruyorum. Normalde her şey okay derken everything is okay, everything is clear şeklinde kullanırım. Her şey açık net anlamında. Soru sorarken ise is everything clear diye sorarım. Her şey anladınız mı anlamında, her şey açık mı, net mi derken is everything clear diye kullanıyorum. Burada da is diye kullandım. Diğerinde everybody know what to do. Çok zor bir cümle yani şuraya kadar geldiyseniz biraz zor bir cümle. Çok demeyeyim ama yapamamış olabilirsiniz. Herkes ne yapacağını biliyor mu demek. What to do ne yapacağını demek. Know bilmek fiili. Soru soracağız. Geniş zamanda sormam gerekiyor. Does everybody diye sorarım.
Does everybody know what to do? Herkes ne yapacağını biliyor mu anlamında. Normalde biliyor derken everybody knows, bilir diye kullanıyorum ya da biliyor şeklinde kullanıyorum. Türkçe'ye iki şekilde çevirebiliyorum. Bilir ya da biliyor şeklinde. Soru sorarken de does everybody know şeklinde yapıyorum. Herkes ne yapacağını biliyor mu demek. Ne demişler sonunda da? Yes, we all understand demişler. Evet, hepimiz anlıyoruz anlamında. Buradaki all'un anlamı hepimiz demek. Ders bu kadardı. Bir sonraki ünitede çok cümlelerde çok karşınıza çıkan ve çok karıştırılan yapılar var. Onlara bakacağız. All, most, some, any, none şeklinde. Şöyle yapılar olacak. All cities, most cities ya da all of the, all, some of the, any of the, none of the gibi şeylere bakacağız. All of it, most of it gibi şeylere bakacağız. Şurada gördüğünüz gibi all of it demiş, some of them demiş, any of you demiş. Bu şekilde karıştıracağız. Biraz daha karışık bir konu. Ama anlamlarını bilirsiniz, çok zor değil. Bir de şimdi bunları öğrendikten sonra, mesela all'u öğrendikten sonra artık biraz daha kolay gelecek. Some'ın ne demek olduğunu az çok biliyorsunuz. No ve none'ı zaten vermiş. Daha önce öğrendiğiniz ünitelerin biraz bir karışımı olacak. Kafa karıştırıcı olmayacak. Sadece birbirinden çözümlemiş olacağız. Daha rahat anlamaya başlayacağız. Şimdilik bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.